Gazze sınırına tanklarını yığan İsrail kara harekatını yapacaklarını zaten günler öncesinden duyurdu sayın seyirciler. Netanyahu kesin kararlıyız açıklamasında bulunmuştu. Tanklar Gazze sınırını aşıp dün hepsi değil ama o açıklamanın ardından bir kısım birlikler sınırı aşıp bazı bölgeleri tanklarla vurdular. Vurkaç taktiği yaptılar. Hemen anında geri çekildiler atış yaptıktan sonra. Kapsamlı harekat için Amerika'nın beklendiği açıklandı. İsrail tankları Gazze'nin kuzeyine girdi. Tel Aviv'den sınırlı operasyon açıklaması yapıldı. İsrail kara harekatı için günler önce sınıra tank ve asker yığdı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kesin kararlıyız açıklamasının ardından işgalciler harekete geçti. Gece yarısı bombardıman altındaki kente karadan da saldırdı. Tanklar buldozerler eşliğinde İsrail'in çektiği telleri aşıp Gazze'ye girdi. Binalar böyle vuruldu. İşgal güçleri saldırının ardından apar topar geri çekildi. Karadan kapsamlı saldırı için Amerika'nın bölgeye hava savunma sistemi kurması beklendiği ifade edildi. Günlerdir kara harekatına cesaret edemeyen İsrail'in yasaklı sinir gazı kullanacağı öne sürüldü. 19 gündür bombardımana sessiz kalan liderden kara harekatına tepkili olanlar var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Siyonist rejimi kara operasyonu büyük bir hata olur sözleriyle uyardı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de kara saldırısının çok daha sivilin öldürülmesi anlamına geleceğini, bu yüzden yapılmaması gerektiğini vurguladı. İngiltere hükümeti ise tıpkı Amerika gibi sivil katliamlarını görmezden geldi. Başbakanlık sözcüsü Max Blain, Hamas'ın işine yarayacağı gerekçesiyle Gazze'deki ateşkesi desteklemediklerini açıkladı.